Pozitif geçiş, yükselen kenar komutu. Pozitif geçiş, yükselen kenar komutu, hafıza değeri her sıfırdan 1'e yükseldiğinde sadece bir çevrim süresince enerji akışına izin verir. I, Q, M, C, T hafıza alanlarının bit kontakları yükselen kenar olarak kullanılabilir. Komutun altındaki hafıza alanı yükselen kenarın oluşturulmasında kullanılır. O nedenle buraya atadığınız hafıza alanı yalnızca burada kullanılır ve program içerisinde aynı kontak için dahi olsa başka yerde kullanılmaz. Bu yükselen kenar algılamada kullandığımız bir kontak. Gösterim şekli hangi kontakta kullanıyorsanız, örneğin bu input olabilir. Ya da işte hani program içerisinde çıkışların, Q'ların, M'lerin kontaklarını kullanıyorduk ya, onlar için de bu yükselen kenar komut kullanılabilir. Yani I olabilir burası, bir Q 00'a ait olabilir ya da işte örneğin bir merkür 10.0'a ait olabilir ya da bir sayıcının ya da bir zaman rölesinin buradaki bit kontağı yükselen kenar olarak kullanılabilir. Altı açılmış bir hafıza alanı daha vardır. Ben genellikle burada hafıza alanı olarak burada memory bitleri kullanırım. Örneğin M0.0 göstermişim ama normalde ben projelerimde M50.0'dan sonraki hafıza alanlarını kullanırım burada. Bu hafıza alanı yükselen kenarı oluşturmak için kullanılan bir yardımcı bit. Bununla ilgili çekmiş olduğum yükselen kenar oluşturma videoları var. O yükselen kenar oluşturma videolarındaki kullandığımız yapı burada bize blok olarak verilmiş. Peki nasıl çalışıyor? Şu şekilde çalışıyor. Örneğin input 00'a ait bir yükselen kenar oluşturmuşuz. Input 00'ın değeri 0 olduğu sürece herhangi bir çıkış vermiyor. Normal kontak da zaten böyleydi. Fakat input 0.0'ın değeri 0'dan 1'e geçtiğinde, yani eğer bu dışarıda bir butona bağlıysa, butona basıldığında input 00'ın değeri 0'dan 1'e geçecek. Yani logic 0 değerinden logic 1 değerine geçecek, yükselecek. İşte bu logic 0'dan logic 1 değerine geçtiği anda sadece bu kontak bir çevrimlik çıkış verir. Yani Q şurada kalın çizgiyle gösterdiğim, aslında orası bir çevrimdir. Bir çevrimlik çıkış alır Q. Ondan sonra Q tekrar çıkış almaz. Butondan elimizi çektiğimizde ya da şöyle söyleyelim. Input 00 tekrar 0'a döndüğünde ya da dışarı bağlamış olduğumuz butondan elimizi çektiğimizde yine bu kontakta herhangi bir aktivite yoktur. Tekrar butona bir kez daha bastığımızda butonun logic 0 değerinden logic 1 değerine çıktığı anda tekrar bir çevrim çıkış verir. Bir cycle time çıkış verir ve bir daha çıkış vermez. Burada çevrimi tekrar hatırlayacak olursak neydi PLC'lerde çevrimimiz? Girişlerin okunması, programın işletilmesi, çıkış imaj kütüğünün atanması şeklindeydi. Yani bir cycle time'ın bu şekilde oluşmaktaydı. Burada da benim input 0.0 kontağım P olarak kullanıldığı bir cycle time çıkış verir. Bunu PLC üzerinde gözlemlediğiniz zaman input 00'a bastığımızda Q00'a ait LED'in parlayıp söndüğünü göreceksiniz. Yani LED kalıcı olarak yanmayacak, sadece parlayıp sönecek. O parlayıp sönmesi işte o bir çevrimlik. Bu çevrim 5 milisaniye mi sürüyor, programın yoğunluğuna bağlı olarak 50 milisaniye mi, 100 milisaniye mi sürüyor, her ne kadar sürüyorsa sadece bir çevrimlik çıkış verir. Negatif geçiş, düşen kenar komutu. Negatif geçiş, düşen kenar komutu, hafıza değeri her 1'den 0'a düştüğünde bir çevrim süresince enerji akışına izin verir. I, Q, M, C, T hafıza alanlarının bit kontakları düşen kenar olarak kullanılabilir. Komutun altındaki hafıza alanı düşen kenarı oluşturmada kullanılır. O nedenle buraya atadığınız hafıza alanı yalnızca burada kullanılmalıdır. Ve program içerisinde aynı kontak için dahi olsa başka bir yerde kullanılmaz. Gösteriminde de negatif düşen kenarı kontak içerisinde N harf vardır ve yine altına atadığımız hafıza alanımız vardır. Düşen kenarı oluşturmak için. P için söylediklerimiz ne için de geçerlidir? Yani bir input için, bir Q'nun içerideki kontağı için, bir M'nin içerideki kontağı için ya bir sayıcı ya da bir zaman rölesinin bit kontakları için ben N'yi kullanabilirim. N, P'nin tam tersidir. Dikkat edecek olursanız grafiğe, input 0.0 1 olmuş. Yani bunu yine bir butona bağlı olduğunu düşünürseniz butona basmışız. Ama çıkış vermemiş. Ne zaman çıkış veriyor? Butondan elimizi çektiğimizde, yani input 00'ın değeri logic 1'den logic 0 seviyesine düştüğünde yine bir tek çevrim çıkış veriyor. 0 olduğu sürece tekrar herhangi bir çıkış yok. Yine tekrar input 00'a basmışız. Herhangi bir çıkış vermemiş. Yine ne zaman? Input 00'dan elimizi çekmişiz. Yani input 00'ın değeri logic 1'den logic 0'a düşmüş.
sadece bir çevrimlik, bir cycle time'lık çıkış vermiş. Ve yine bunu da PLC'nin üzerinde gözlemlediğinizde Q00'a ait led elinizi çektiğiniz anda bir parlayıp geri sönecektir. Yani bir çevrim. Demin de söylediğim gibi bu çevrim 10 milisaniye olabilir, 50 ya da 100 milisaniye olabilir. Bu tamamen sizin programınızın büyüklüğüne bağlı. PWM kontakları set ve reset çıkış elemanları ya da sayma, atama gibi işlemlerde kullanılmaktadır. Ne demek istiyorum? P veya N kontağının çıkışına siz bir Q'yu bağlayıp bu Q'yla da bir motoru veya bir alıcıyı çalıştıramazsınız. Çünkü bir çevrimi şöyle 50 milisaniye olarak kabul edelim. Bu bir kabul. Demin de söylediğim gibi. P ve N kontaklarını siz bir bobin çıkışına bağlayıp bu bobinle de örneğin bu Q00 burada. Q00'la da bir kontaktör çalıştıramazsınız. Bu 50 milisaniye devrede kalan Q00 çıkış veren Q00 bir kontaktörün çalışmasını sağlayamayacak. Yani kontaktörün enerji alıp yay etkisini yenip ya da rölenin kontakları çekmesi bu sürede gerçekleşebilecek bir olay değil. O zaman P ve N kontaklarıyla ben bir çıkış çalıştırmıyorum. Ne yapıyorum? P ve N kontaklarını ben içeride setleme, resetleme işlemleri için kullanıyorum. Ya da bir sayısal değeri, daha sonra göreceğiniz mo blokları var. Mo bloklarıyla bir sayısal değeri atamak için kullanıyorum. Orada sadece sayısal değeri bir çevrimlik atamanız yeterli olacaktır. Ya da şöyle bir şey istenebiliyor bazen. Sensör gördüğü anda değil, sensör gördüğü anda değil, sensörün görmesi bittiği anda işlem yapsın. Yani örneğin bir banttan akan parçanız var, sensör gördüğünde sayıyı bir arttırdı. O ara siz paketleme işlemine geçecek olursanız daha parça yerine oturmadan paketleme işlemi başlayacak. Diyorum ki parça sensörün altından geçsin, ondan sonra paketleme işlemine başlayalım. Bu sefer oradaki sensörün mesela siz N kontağını kullanacaksınız. Yani parça geçti sensörden yerine doğru hareket ediyor. Evet, ben paketlemeye başlayabilirim şeklinde.